Fahiş kira krizinde durum değişti. Tersine döndü. Büyük şehirlerde ev kiralama neredeyse durma noktasında şu an. İlanlar artık aylarca bekliyor. Bu nedenle de fiyatlar düşmeye başladı. Ev sahipleri kiralarda ortalama %15'e varan oranda indirime gidiyor. %10, %15 olarak kira fiyatlarımızda gerileme oldu. Bundan 3 ay öncesine kadar 23.000 TL'ye kiraya verebiliyorduk. Şimdi 18-20.000 TL'ye çektik. Büyük şehirlerde ev kiralarken yüz yüze pazarlıklarda ciddi indirimler başladı. Hatta diyoruz ki yıllık peşin ödemelerde daha da indirim yapabiliriz. Günler, saatler içinde kiralanıyordu. Hatta kiracılar arasında açık arttırma bile yapılıyordu. Ama işler tersine döndü. Çünkü niye? Günlük kiralıklarla ilgili önlem alındı. Artık kimse günlük kiralık daire veremeyecek. Yani bunun için bir belgesi olması gerekecek. Bundan dolayı yüz binlerce ilan sitelerden çekildi. Ve o evler boş kaldı. Ev sahipleri normal uzun vadeli kiralığa döndü. Kiralık ev sayısı artmasıyla da ilanlar aylarca asılı kalmaya başladı. Çünkü 3-4 aydır kiraya verilemeyen daireler var ve ev sahipleri bunların aidatlarını ödemek zorunda kaldığı için burada bir esneme söz konusu oluyor. Günlük kiralanan dairelere kısıtlama geldi, konut arzı arttı. Kiralık konutlarda indirim başladı. İndirimler %15'leri buldu. Ev sahibiyle kiracı artık fiyatta uzlaşma yoluna gidiyor. Nedeni yine aynı. Kiralık evlere olan talebin azalması. Bu uzlaşma ortamına da etkili oldu.